Selam canlar hoş geldiniz. Videonun başını kaydetmediğim için buradan bir selam vereyim sonra videoma başlayayım dedim. Lut. Lut'u biliyorsunuz. Lut'ta artık sıralama yapmıyoruz ama başka bir şey için lazım demiştim. Ne için lazım demiştim? Lut'un sayfasını açtınız. Bilgisayarınız 32 bit mi 64 bit mi? Ona göre egzesini basın, indirin. Lut'u biliyorsunuz artık. Bilgisayarınızda var. Şimdi Lut niye önemli dedim? Sıralama yapmanıza gerek yok da siz modlardan sonra şöyle basın. Zaten artık kullandığınız bu yükleme programları Vortex olsun, Mod Organizer falan olsun kendilerinin içinde var ve otomatik sıralıyorlar. Biz arada bir bunu yapıyoruz, şöyle bir bakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Burada sıkıntılı olan şeyleri daha fazla görmemizi sağlıyor lut. Nasıl? Şimdi Vortex birbirinin üstüne çakışan şeyleri gösterir ama her şeyi göstermez. LUT her şeyi gösterir mi? Aslında daha fazla gösterir ama bu da her şeyi göstermez. Eseti e de geleceğim şimdi. Şimdi siz oyunu yüklediniz buralarda böyle bir sürü işte e, kirli plugin dediği sarı sarı Temizlenmesi gereken oyunun kendi şeyleri ve Bazen de böyle modlarda olur. Nerede o? Mesela Özellikle bir tanesini bıraktım ki beraber temizleyelim diye. Bizim LUT'u indirme sebebimiz şu Burada gözümüzden kaçan bariz bir şey varsa bu burada bize uyarı verir. Biz gider altına bakarız. Mesela bir mod indirmişsinizdir. Şurada bak mesela ne diyor? Tavsiye ediyorum diyor ki bu modun e, sayfasına gel. Şurada hani neyle uyumlu neyle uyumlu değil bunları bir oku diyor. Mesela. ha Siz girip okumanıza gerek var mı? Şöyle okuyun bakın. Ben zaten bakıyorum da bazen burada böyle okuyun demez. Bazen der ki bak arkadaşım sen şu modu indirmişsin. Yalnız bak bunun şununla ilgili bir peçi var. Senin bunu indirmen lazım der. Siz girersiniz onun peçini indirirseniz oradan bu uyarı yazısı kalkar. Ama şimdilik en basit olaraktan loot'u şu temizlenmesi gereken dosyalar bir temizleyelim. Onu da şöyle yapıyoruz. Loot'u kurduk. Loot'la işimiz bitti. Sıradaki X edit, S edit. Bu böyle geçer. Bu edit programı aslında hepsinin aynıdır. Yalnız oyunun ne hangi versiyonuyla hangi oyunla oynadığınıza göre şu başındaki takı değişir. ya bu edit hepsinin aynı o duyduğunuz edit programı bu. Tek bir dosya, manuel olarak iner. Bilgisayarınızda bunu klasör alarak açarsınız. Nerede dedim şurada Bunu açtınız mı? İsterseniz şuradan otoklin değil İsterseniz bu vortexinizin ya da moonuzun içinde kısa yol atayım Bakın bunlar burada. Body slide, Nemesis'i, işte Esedit'i. Bu bir şey değil. Şuraya gelirsiniz, edit dersiniz, düzenle. Bu kısa yolunu dosyalardan bulur, işaretler kaydet derseniz buraya kısa yol gelir. Başka bir olay yok. Buradan editimi çalıştırayım. Burada sizin bir sürü böyle sarı sarı uyarılarınız vardır. Temizlik istiyorum gibisinden. Benim temizlenmesi gereken bir tane elimde tutmuştum. Ares Children. Çocukların elini ayağını düzelten bir mod temizlenmesi gerekiyor diyor. Şurada modum burada. Eğer modlarınız arasında bulamıyorsanız şuraya yazabilirsiniz de. Yazınca bende gitti ayrı mesele de. Büyük harfle yazmam gerekiyor demek ki. Aynen öyle. Şöyle tıklarsınız. Okey diyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle de büyüteyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine adı üstünde otomatik temizlenme. Çok hızlı bitti. Çok büyük bir mod olmadığı için. Siz Skyrim'den bunu yapmaya başlayacağınız için. Skyrim'den derken şöyle göstereyim tekrar. Bu arada bitince böyle kalıyor burada da finish yazıyor Bittiğini anlıyorsunuz Oyna girdiniz sizden dediğim gibi Skyrim'den itibaren bunu temizlemenizi ister bu yanında gelen işte Survival moddu şuydu buydu falan bunların hepsi sarı sarı yanar Otomatik clean temizlersiniz Yalnız bunu tek tek yapmanız lazım Şimdi loot'uma gireyim Bir de şöyle bir şey var bazen temizlemez de Sarı sarı yanmaya devam eder ben de yanıyor mu şu an Şu an hala yanıyor Olur Oluyor da çünkü. Niye oluyor bilmiyorum. Ben de mesela survival modu bir hafta sonra temizledi. Belki bir kapatıp açmam gerekiyor bilgisayar ya da şey vortex'i ondan sonra düzelecektir bilmiyorum. Şunları bir komple kapattım. Tek tek temizler derken neyden bahsediyorum onu söyleyeyim size. Geldin değil mi? Şurada mesela ne temizlenecek? Update temizlenecek işte downguard, hardfight bilmem ne falan filan. Bunlar temizlenecek böyle hepsini birden işaretlemeyin zaten okeyletmez. Tek tek ne kadar orada sarı iyi kazınız varsa burada bulacaksınız, işaretleyeceksiniz. Bir tanesini okey diyeceksiniz, o yapmaya başlayacak. Temizlenmedi dediğim gibi yalnız şöyle temizledik. Burada benim nerede şeyim vardı bu oyunla beraber gelen survival modumu ben 10 kere falan burada temizledim. içini açtım baktım bir şeyler falan yaptım. Yok bir hafta sonra kendi kendine temizlendi. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu benim burada RS Children'da muhtemelen birkaç bilgisayar açışında ya da oyuna girip çıktıktan sonra temizlenecektir. Olmadı bir daha basarız. Çok dert değil, para yakmıyor sonuçta. Nerede benim şeyim? Vortex'im. Pırıl pırıl etti. Yalnız ha, şimdi S edit programının asıl olayı temizlik değil. Asıl olayı şu. Asıl biz çakışmaları, problemleri bir modun içine girdiğimizde nerede nasıl bir sıkıntısı var? Biz bu editin içinde görürüz. Hatta editin içinde biz buna müdahale ederiz. İşte bazı dosyalar değiştirilir. Bazı modlarda özellikle gidip bir şeyi bulup onu kendiniz düzeltmeniz gerekir. Benim bir size çok beğendiğim ama yüklemeyin sakın bozuk bir yol modu var dediğimde onun ek paketi vardı bir tane, Çin paketi. Ona gelip buradan bir ayar yapmamız gerekiyordu. As edit kullanıcılar için şunu söyleyeyim. Bilen adam zaten bu videoyu sırf hani muhabbet olsun Arda bugün ne gösterdi diye bakmak için geliyor. Onun dışında S edit bilmeyen insan sadece temizliğini yapsın, çıksın, kurcalamasın. Merak ediyorsa Bunların bir sürü videosu var. Okumak için bir sürü yazıları var. Bakabilir oyun içindeki her dosyaya ulaşmanız için. Şöyle ki bulaşmayın diyorum. Skyrim'de benim iğren sevmediğim kırmızı iki boyutlu bir çalılık vardı. Onu oyundan kaldırmak için oyunun içinden ID'sini buldum. de ne yaptıysam ben onu oyundan kaldıramadım. Yani yapamadım, beceremedim. Edit öyle çok kolay bir şey değil. Ha, çok zor bir şey de değil ama ben özellikle o çalıyı kaldırmak için çok uğraştım. Bir türlü beceremedim. En sonunda başka bir türlü sildim ama Esedit'ten ben onu beceremedim. Yani Esedit'in olayı bu. Burada Vortex dediğim gibi çok az sorun gösterir. Ama loot ondan daha fazla gösterir. Loot'a girin. Şurada zaten dediğim gibi şöyle bakın. Pırıl pırıl. Burada sadece oku diyor. Bir şey demiyor. Hani uyumlu olduğu olmadığı modlar diye. Şöyle bakıyorum. Bak uyarı falan hiçbir şey kalmamış. Bu zamanla gidecek kendi kendine. buna Bu kesin gidecek. Bunu kaçar yok. Hiç uyarı falan yok. Çünkü buralarda uyarılar vardı bazılarında. Orada ne diyordu? Arkadaşım bak bu modu indirmişsin. Şurada bir peçin var. Bunu da indir. Bak bunun şuna ihtiyacı var. Bunu da indir diyordu. Tıklıyordunuz. Zaten direkt o mod sayfasını açıyordu. Pırıl pırıl. Ne kadar temiz bir loot sayfası o kadar güzel bir oyun. Tamam. Aşağı kadar indim. Gördüğünüz gibi çoğunda uyarı bile yok. Burada sadece uyumlu olup olmayan şeylerini oku diyor. Bende bir uyarı kalmamış. O çıldırım modu da düzelecek. Onu da özellikle tutmuştum. Size göstereyim diye. Silmeyeceği tuttu. Video çekiyoruz ya anasını satayım. Neyse. Silecek ama temizleyecek. Yani silecek dediğim oradaki o sarı ikazı giderecek. Şimdi bu çok kısa bir video olmasın dedim Onun için benim unuttuğum Legendary Edition'da Dance of Death vardı ölüm animasyonları ayarlayabildiğiniz mod aynısı Violence gerçi Legendary Edition'da da vardı da bu sizin ölüm animasyonları e, olaylarına burada müdahale etmenizi sağlayan bir mod Türkçe yaması da var ben de indirdim ben bunu unutmuşum size göstermeyi unutmuşum Onun için Discord'daki arkadaşım dedi Böyle bir şey vardı ya biz bunu unuttuk söylemeyi diye. Hemen apar topar dün gece geldim kendim indirdim. Size de tavsiye ediyorum ölüm animasyonlarının sıklığını işte görüş açısını nasıl bir kamerayla hani hangi pozisyonları izlem hangi şekilde izlemek istediğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İhtiyaçlarında bir şey yok. Yalnız animasyon diye bir şey görüp indirdiyseniz ne olur ne olmaz. Finish istesin istemesin. Finish yerinizi ya da ne mesinizi kesinlikle çalıştırın. Boş bir video olsun istemedim. Oyunun içinde göstereceğim tabii ki. Bir tane armor laf olsun diye bu adamın şu baştaki Recilia'yı yine dün Discord'da arkadaş paylaşmıştı. Hoşuma gitti. Bastım indirdim. Başka modları vardı. Bunu da indirdim. Şuradan gelirseniz 4-5 tane güzel modu var. Bakarsınız indirirsiniz. Oyun içine girdiğimde yine göstereceğim. Skyrim'de Oyunun ana silahlarını değiştirmek istedim aradım taradım güzel bir mod bulamadım yine Discord'da bir arkadaşım yine dün gece abi ki böyle süper bir mod var Girdim indirdim gerçekten çok güzel Özellikle bu Bütün oyundaki silahları değiştiriyor Yaylar falan yok ama o da öyle demişti yanlış hatırlamıyorsam aynen Yay yok kılıcından baltasına kadar iki elli kılıcına kadar bu e, adamın modu bir kere de her şeyi değiştiriyor Tek bir mod indir geçersiniz Yalnız üstüne bir de biz şöyle yaptık. Yine Discord'daki aynı kardeşim arkadaşım söyledi bana. Sadece çelik silahlarını değiştiriyor bu. Çelik olan silahları değiştiriyor. Onu yükledikten sonra üstüne bunu yükleyin ve bunu onun üstüne yazın. Şu gördüğünüz çelik hançer ve kılıcı şu hale getiriyor. Görselliği müthiş. Görselliği gerçekten müthiş. Oyunda daha güzel gözüküyor. Girdim baktım zaten arkadaş da oyun içinden gösterdi bunu süper bir mod. Kesinlikle bunlara bakın oyun içinden ben size bunları hızlıca göstereyim. Bir sonraki video kesinlikle ENB videosu olacak alternatif arayanlar ya da bendeki görüntüyü merak edip de soranlar için. Bir sonraki video şimdiden valla heyecanla bekliyorum bakalım. Armorumuzun görüntüsü bu şekilde. Ben sevdim renk renk seçiyorsunuz. Yüklerken size soruyor hani sarı tabanlı mı yapayım, mor tabanlı mı yapayım, kırmızı tabanlı mı diye. Armor güzel ya ben severim böyle şeyleri. Tek tek bir sürü parçası var. Hepsini ayrı ayrı takıp çıkarıyorsunuz. Hatta ben şu bacağında kaba şeyler vardı. Onları takmadım bile. güzel ve dediğim gibi bizim için artık önemli olan neydi? 3BA fiziğimiz vardı. Bunu neden kullanmayalım? Artık armor zırh indirirken komple 3BA özelliği var olanları indiriyorum. Öyle bile tonlarca mod var, armor var, işte kıyafet var. Şimdi bir silahlarımıza bakalım. Şimdi oyundaki çelik silahım bu hale geldi. Detaylar falan çok güzel. Yani oyundaki düşünün çelik bir kılıcı alıyorsunuz. Oyunun sonuna kadar gidersiniz bıkmadan usanmadan. Adam baya güzel yapmış. Baya baya güzel yapmış hem de. Sizin oyununuzda daha metal, daha şey durabilir. Ben ENB'mde biraz daha matlaştırdığım için bir şeyleri. Bende çok fazla metal görünümü olmuyor. Ya bunu ben özellikle yaptım. Oyun daha metal durur siz eğer bunu indirirseniz. Onu söyleyeyim. Başka ne söyleyeceğim? Bu video biraz küçük oldu ama o loot'u bir an önce size göstermem gerekiyordu. En basit haliyle S-Edit'i hani nasıl modlar temizlenir onu göstermem gerekiyordu. Orada temizlenmedi gibi gözükse de aslında temizlendi bir müddet sonra o uyarı oradan gidecek. Nereden biliyorum derseniz benim özellikle bu Survival oyunun kendi modunu temizlediğimde bir hafta sonra kendi kendine temizlendi. Yani temizlediğim halde oradaki o sarı ibare gitmemişti. Onun için bir panik yapmayın. Bir sıkıntı yok. Arada bazen Skyrim bu yapar. Başka bir sonraki video ENB videosu olacak. ENB videosu yaptım. ayarlarında iyi kötü yine gösterdim biliyorsunuz. ENB değiştirmek çok zor bir şey değil. Yüklediğiniz dosyaları tekrar silersiniz manuel bir şekilde. Tekrar başka bir ENB ne istiyorsa onu kurarsınız geçersiniz. Pico ENB size gösterdim. Pico ENB bence hala çok güzel bir ENB. Hatta şöyle söyleyeyim. İki tane benim gözümde ENB var şu anda oynanabilir. Biri bu biri Pico. Niye Pico derseniz Legendary Edition'da benim 3 sene önceki videolarımda hatırlıyor musunuz? Hep şey diyordum. Snapdragon karakter için güzel ama atmosfer için rezalet. Rudy ENB var atmosfer için mükemmel diyordum. Pico ENB'nin çıkma olayı da o zaten. Adam Snapdragon ENB ile Rudy ENB'yi baz almış. İkisini birleştirmiş ve Pico ENB'yi yapmış. Pico ENB hala dediğim gibi favorimdir. Bir sıkıntı yok. Olur değiştirmek isteyen varsa bir sonraki videoma kesin gelsin. Orada da ufak tefek yine yeni ENB'mizin ayarlarını yapacağız. Bakalım başka başka da bir şey yok. Ondan sonra önümüze gelen modu indir indirir geçeriz artık oyun oynayalım. Bir de şey yapalım. Ha. Daha böyle bilgisayar baktığınız kaldırıyor. Sonuçta Special Edition, Legendary Legend Edition kadar sıkıntılı değil. Texture paketlerinden size bir şeyler göstereyim. Parallax nasıl aktif edilir onu göstereyim. Hani böyle 3 boyutlu gözüken nesneler. Biraz texture ile ilgili böyle oyunun kalitesini arttıralım. Hatta bir de arayüz video mod, modlarının olduğu bir video göstereyim. Hani oyunu size nasıl söyleyeyim daha şey yapar. Oyunu yenilediğinizi değiştirdiğinizi size daha fazla hissettirir. Arayüz modları. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ettim. Kısa bir video oldu ama lutu aradan çıkarmam lazımdı. Unuttum çünkü lutu. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.